Hoppala yarim yaz geldi. Evet arkadaşlar son test. Üstü sayılar önemli konu son test. Sınavlık sorularla devam. Çalışma ha. Ç çalışma diyorum. Çalışmayı bırakma. Çalışma dedik ya. Çalışma dedik. Çarpılacağız herhalde. Haydi bakalım birinci sorumuzla başlıyoruz. Güzel sorular var. Dikkat edin. Şekildeki tepenin A ve B noktalarında bulunan Ahmet ile Başar'ın yerden yükseklikleri sırasıyla 2 üzeri x 3 ve 2 x 1 metredir. B ve A noktalar arasındaki yükseklik farkı 720 metre olduğuna göre A'nın Ahmet'in yerden yüksekliği nedir? Şimdi bakın B ile A'nın arasındaki yükseklik farkı şurasıdır değil mi? Yani o zaman 2 üzeri x eksi 1'den çıkaracağım 2 üzeri x eksi 3'ü bu yükseklik farkı neye eşitmiş? 720 metreymiş. Şimdi burada ne yapalım kolay çözüm yapabilmek için üssü kimin küçükse onun parantezini alıyorduk. Ne parantezini alalım burayı? 2 üzeri x eksi 3 parantezini alalım. En kolay öyle olur. Şimdi bunun içerisinde 2 üzeri x eksi 3'ünü alırsanız 2 üzeri 2 kalır. Bakın dağıttığınızda 2 üzeri x eksi 1 olması lazım. Burada ise eksi 1 kalır. Eşittir 720. Bu parantezi alırsanız çok kolay çözersiniz. Yoksa payda eşitlemeyle falan uğraşacaksınız. Bakın buradan ne geldi baktığınızda? 4 eksi 1'den 3 geldi. O zaman her iki tarafı 3'e bölüyorum. Her iki tarafı 3'e böldüğümde şunlar birbirlerini götürdü. Burayı da 3'e böldüğümüzde 720'yi 3'e böldüğümüzde ne var arkadaşlar? 240'a eşit oldu. Yani 2 üzeri x eksi 3 denilen 2 üzeri x eksi 3 denilen neye eşitmiş? 240. Ne istiyor bizden? Ahmet'in yerden yüksekliği. Ahmet hangisiydi? 2 üzeri x eksi 3'tü zaten. Direkt bulmuşuz cevabımız Ceyhan. Gördün mü? Yoksa uzun uzadıya uğraşacaksın. Hadi bakalım biraz işlemli bir sorum. X ve Y sıfırdan farklı gerçek sayılardır diyor. X'in değeri yüzde 25 artırıldığında ifadesinin değeri kendisinin yüzde 4'üne eşit oluyor. Şimdi X'in değerini yüzde 25 artırmak demek. X'i X çarpı 25 bölü 100 yapmak demek değil mi? Yani şunları sadeleştirdim 1 bölü 4. X bölü 4 ile X'i toplarsam ne yapar? 5X bölü 4. Diyor ki eğer diyor x'i %25 artırırsanız diyor 1 bölü 2 üzeri 5x bölü 4 oluyor değil mi burası? İfadesinin değeri kendisinin yani 1 bölü 2 üzeri x'in %4'üne eşit oluyormuş. Denklemi kurdum. Gördün mü? Şimdi buradan bir bilgi elde etmeye çalışacağım. Şimdi bakın şu 1 bölü 2 üzeri x'i yok edebilmek için her iki tarafı 1 bölü 2 üzeri x'e bölüyorum. Yani aslında aynı. E, x'li olanlar aynı tarafa aldım. Şunlar götürdü. Şunun üstü yukarı nasıl çıktı? Eksi olarak. 1 bölü 2 üzeri eksi olarak çıktığında eksi x payda eşitledim. 4x 5x'in 4x'i gitti. x bölü 4 eşittir. 4 bölü 100 yaptı. O da 1 bölü 25'dir değil mi? Nedir orası da? 5 üzeri eksi 2'dir. Şimdi burayı da nasıl yazayım? 2 üzeri eksi 1 diye yazayım. 2 üzeri e, gerçi 1 bölü 2 istiyormuş arkadaşlar. Tamam. 1 bölü 2 üzeri x bölü 4 eşittir 5 üzeri y oldu. Bize 1 bölü 2 üzeri x'i istiyor. Buraya x'e dönüştürebilmek için her iki tarafın kaçıncı dereceden kuvvetini alıyorum? Dördüncü dereceden kuvvetini. Bakın şunlar götürdü. 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri ne yaptı? Şu şurası eksi 2 idi. Şurası eksi 2 idi değil mi? Evet 1 bölü 2 üzeri x denilen 5 üzeri eksi 8'e eşit oldu. İşte bu 5 üzeri eksi 8'e eşit olan 5 üzeri y'ye eşitmiş. Y dediğimiz eksi 8 cevap bursa. Evet geçtim bunu da baba. Evet üçüncü sorumuz beceri temelli okuduğunu anlamalı işlemli bir soru. Hadi bakalım. Bir kağıt aşağıdaki gibi kesikli çizgiler boyunca katlanınca katlanan kısımdaki sayılar taban diğer sayılar üst olacak şekilde yeni sayılar elde edilmektedir diyor. Bak ne yapmış? Bunu buradan buraya katlamış. Katladığımız sayı sayının tabanına gelmiş. Bakın 2 üzeri 3 olmuş burası. Bu 5 bunun tabanına gelmiş. 5 üzeri 0 olmuş burası. Sonra 5 üzeri 0 1 olmuş. Bunu buradan buraya katlamış. 1 üzeri 8 olmuş. Böyle sonucunu bulmuşuz. Aşağıdaki kağıt da bu kurallara göre katlanmıştır. Buna göre A artı N toplamı nedir? Şimdi çok dikkatli bir şekilde bakalım. Şimdi önce bunu buradan buraya katlamış mı? Evet. O zaman N sayısı bunun tabanına geliyor. N üzeri eksi 1. Yani 1 bölü N yapıyor burası. Bu da bunun tabanına geliyor. Yani burası ne yapıyor? A artı 1'in 3. kuvveti yapıyor. İşte buradaki 1 bölü N denilen demek ki katlanınca bu oluşuyor değil mi? 2'ye eşit. O zaman 1 bölü N eşittir 2 ise Şişler dişler yapıp bir yer değişikliği yap şurada. N dediğimiz nedir? 1 bölü 2 bunu buldum. Tamam devam edelim. Sonra buradaki sayı ne olmuştu arkadaşlar? A artı 1'in 3. kuvveti olmuştu. Sonra bunu buradan buraya katlamış. O zaman buradaki A artı 1'in 3. kuvveti bunun neresine geliyor? Altına. Üstün üstü olacak şimdi bakın. A artı 1'in 3. kuvvetinin Karesi eşitmiş neye? 64'e tek kağıda dönüştü. O da 2 üzeri 6'dır. Üstün üstünü kullandım. A artı 1'in 6. kuvveti eşittir 2 üzeri 6. O zaman ne olacak? Üstü çift kuvveti olduğu için A artı 1 dediğimiz ya 2 olacak. Tabanlar eşit olacak değil mi? Ya da eksi 2 olacak. A dediğimiz ya 1. A dediğimiz ya da eksi 3 oldu. A artı ne toplamının negatifi dediği için A'yı eksi 3 alıyorum. N1 bölü 2 idi zaten. Paydasını eşitlediğimizde eksi 5 bölü 2 cevabına ulaştık. Cevap Edirne. Geçtim bu soruyu da. Haydi bakalım geldik dördüncü sorumuza. Dikkat 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 güzel bir soru. Oran orantı mantığı var. Hadi gel. Aşağıda birbirini çeviren ABC dişli çarkları ve e, bu çarkların diş sayıları verilmiştir diyor. Tamam. ABC dişlerin tur sayıları sırasıyla bakın bu bir tur döndüğünde bu 9 tur dönüyormuş. Bu da 27 dönüyormuş. Sayılar şey 27 ile orantılı dönüyormuş. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi biz ne biliyoruz arkadaşlar? Diş sayısıyla diş 1 çarpı tur 1 sayısı. Ters orantılıydı değil mi? Diş 2 çarpı tur 2 eşittir diş 3 çarpı n3. Bunu bileceğiz. Şimdi bu diş sayısı 3 üzeri şöyle siyahla yazalım. 3 üzeri 4 a eksi 1 iken bir tur dönüyormuş. Tamam. Orantılıdır dediğine göre onlarla orantılı olduğu için direkt aldım. Şimdi diğeri ikincisi 3 üzeri 3B 3B şöyle yazalım. 3B eksi 2A çarpı 9. 9 yerine de 3'ün karesi yazıyorum. Eşittir. Üçüncüsü 3 üzeri 5A eksi 2B. 27'yi de 3 üzeri 3 olarak yazıyorum. Şöyle. O zaman bunlar birbirlerine tabanları eşit olduğu için üstler eşit olacak. Önce şu üstle şu üstü eşit diyorum. 4A eksi 1 eşittir. 3B eksi 2A. Şimdi 2A'yı bu tarafa, bunu bu tarafa aldığım zaman ne geldi arkadaşlar? 6A eksi 3B eksi 1 de karşıya aldım eşittir 1. Şimdi 4A eksi 1 ile şuraya eşitleyelim. Ha bir de bunun neyi vardı arkadaşlar onu kaçırdık. Artı ikisi vardı. Şu eksi 1 bu tarafa geçerse burası ne yaptı? Artı 3. Hadi şimdi öbürüne bakalım. 4A eksi 1 4A eksi 1 eşittir. Buraya neye? 5A eksi 2B artı 3'e. Yine aynı taraflara toplayalım bunları. Bunu bu tarafa aldığım zaman ne yapıyor? Eksi A yapıyor. Buraya bunu bu tarafa aldığım zaman artı 2B yapıyor. Eşittir. Eksi 1'i karşıya aldığım zaman 4 yaptı. A artı B toplamını istiyor bizden arkadaşlar. Yok etme metoduyla. Halledelim şimdi. Aşağıdaki denklemi neyle çarpalım? 6 ile. 6 ile çarpınca şöyle bir şey oluştu. Topladım. Şunlar götürdü. Burası ne yaptı 6 ile çarpınca? 12B. 12B'nin 3B'si gitti. 9B yaptı. Karşı taraf 24 ile 3'ün toplamı 27 yaptı. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde B dediğimiz kaçtır 3? Tamam B'nin 3 olduğunu bulduk. Denklemlerden birinde B yerine 3 yazalım şimdi. Eksi A artı 2B dediğimiz kaçtı? 4'tü. B yerine eksi 3 yazarsak burası eksi 6 yapar. Eksi 6 karşıya artı olarak geçer. Eksi A eşittir 10 yapar. Her iki tarafı eksiye böldüğümüzde A dediğimiz eksi 10. B dediğimiz kaçtı arkadaşlar? Orada küçücük bir hata mı yaptım? Evet B dediğimiz 3'tü arkadaşlar. 3 yazınca şurası 6 yapıyor. Karşıya atınca şurayı sildim. Eksi A eşittir. Eksi 2 yaptı. A dediğimiz kaç yaptı? 2. Evet A'mız 2. B'miz 3 toplamları da 5. Cevabımız Edirne. Tamam mı? Bir daha çözmedik baştan. Orada işlem hatasını gördük hemen. Evet geçtim sonraki sorumuza. Şimdi dik koordinat sistemi ile ilgili bir soru vermiş. Bir bakalım. Konuları artık birleştirebiliyorlar. Bakın bir analitik bilgisi de var. Küçük sorun içerisinde bir bakalım. Koordinat düzleminde eşitlikleri eşitsizlikleri verilmiş sağlayan x ve y noktalarının oluşturduğu kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi önce bu eşitsizliklere bakalım. Şimdi arkadaşlar burası nedir? Burası nedir? 1 bölü 2'dir değil mi? 5 bölü 10 1 bölü 2'dir. Burası 25 bölü 100'dür. 25 bölü 100 dediğimiz 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'te nedir? 2 üzeri 2 üzeri eksi 2'dir. Burası nedir? 2 üzeri eksi 1. O zaman şöyle oldu bakın. 2 üzeri eksi 1'in üstünde eksi y var. Büyük veya eşittir. 2 üzeri eksi 2'nin üstünde ne var? Eksi x var. Düzenleyelim burayı. Üstün üstünü kullanalım. 2 üzeri y büyük veya eşittir. 2 üzeri 2 xten İlk bilgim çıktı. Bu bilgim ne arkadaşlar? Şimdi tabanlar bileşik kesir olduğu için aynı işareti koydum. Y dediğimiz büyük veya eşitmiş neyden? 2x'ten. İlkini buldum. İkinciye bakalım şimdi. Şuradaki 3'ün 1'in yerine ne yazabilirim? 3 üzeri 0 yazabilirim değil mi? 3 üzeri x artı y artı 3. Bakın yukarıdaki gibi. Ne oldu şimdi? Tabanlar bileşik kesir olduğu için aynı işareti koyuyorum. Buradan da bir şey geldi karşımıza. Sıfırdan büyük veya eşitmiş x artı y artı 3 olmuş oldu. Bir de y sıfırdan küçük eşitmiş. Şimdi bunu koordinat sisteminde çizmemiz gerekiyor ki alanını bulalım. Şöyle koordinat sistemini alıyorum. Bir kere bir kere şöyle maviyle çizelim. Y 2x'den büyük eşitmiş. Bir kere y eşittir 2x doğrusunu çizelim. Y eşittir 2x doğrusu şöyle orijinden geçen bir doğrudur. Tamam. Şimdi neyi çizelim? Neyi çizelim? Bunu. X e 0 yani neyi çiziyorum? X artı y artı 3 eşittir 0'ı çiziyorum. X e 0 değerini verdiğim zaman y'yi nerede kesecekmiş? Eksi 3'te. Y'ye 0 değerini verdiğim zaman x'i de nerede kesecekmiş? Yine eksi 3'te. X'i de Y'yi de nerede kesecekmiş? Eksi 3'te kesen bir doğru olacakmış. Şöyle onu da yeşille çizelim. X'i de Y'yi de nerede kesecekmiş? Eksi 3'te. Şöyle çizdim. Kalemi aldım. Şurası kaçmış? Eksi 3. Şurası eksi 3. Tamam. Ve diyor ki Y küçük eşit 0. Şimdi Y'nin sıfırdan küçük olduğu yerler neresi arkadaşlar? Y'nin sıfırdan küçük olduğu yerler neresi? İlk 80'in altı değil mi? Şimdi onları tarayacağım. Bir kere şunu tarayalım önce. Buradaki eşitsizlikte, eşitsizlikte y ye yalnız bırakıldığında y büyük durumda olduğu için çizdiğim eşitsizliğin neresi olacak? Üstü. Yani bunu sağlayanlar bu doğrunun nereleri arkadaşlar? Üst kısımları. Tamam. Şimdi ikinci eşitsizliğim neydi? Y 2x'ten büyüktü. Y yalnız bırakıldığında büyük durumda olduğu için bunun da üstü. Bu mavi doğrunun da neresi? Sağlayan yer üstü. Bakın onu da taradım. Bir de y sıfırdan küçük dediği için x 86 ortak taradığım yer neresi oldu? Şöyle siyahla tarayayım. Şuradaki üçgenin alanını istiyor bizden. O zaman bu üçgenin alanını bulabilmek için şuradaki kesişim noktasını bulmam lazım. Ee, y eşittir 2x doğrusuyla şunu nasıl çözüyorum ortak. Bu denklemde y yerine 2x yazdığımızda 3x artı 3 eşittir 0. 3x eşittir eksi 3. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x'in kaç olduğu yerde kesişmişler? Eksi 1. Bakın x'in kesiştiği yer eksi 1. y eşittir 2x doğrusuydu bu. x yerlerine eksi 1 yazınca y'nin ne olduğunu buldum? Eksi 2. Bakın şuradaki uzunluğumuz artık kaçmış? 2'ymiş. Yüksekliğim 2. Tabanım 3. 2 çarpı 3 bölü 2. Sadeleştirdiğimde 3 olduğunu buldum cevap. Cevabım denizli. Bakın sorunun içerisinde analitik var. İşte üstü sayı var. Var oğlu var. Var oğlu var. Alışacaksınız artık bunlara da. Haydi bakalım. Geldim sonraki soruya. Aşağıdaki kutular her kutuda bir sayı olacak şekilde doldurulacaktır. Dikkat et şimdi nasıl dolduracağını anlatıyor. Doldurma işlemi soldan sağa doğru yapılacak. Yani ok yönünde ilerleyeceğim. Yazılacak sayıların tabanları pozitif tam sayı. Tabanlar pozitif tam sayı. Kuvvetleri tam sayı olacaktır. Kuvvetleri eksi sayılarda olabilir yani ardışık iki kutudaki sayıların kuvvetleri birbirinden farklı olacaktır. Bakın kuvvetleri farklı olacak. Yani bir kutuya 2 üzeri 3 yazdıysanız bir sonraki kutuda yazacağınızın üssü 3 olamayacak diyor. Üstler birbirinden farklı olacak. Herhangi bir kutudaki sayı solundaki sayıdan büyük olan ve yukarıdaki şartları, sağ, şartları sağlayan en küçük sayı olacaktır. Yani bu sayıdan büyük olacak yukarıdaki şartları sağlayacak. Doldurma işlemi en soldaki kutuya iki yazılarak başladığında tüm katılardaki sayıların tabanları toplamı en az kaçtır? Tabanları toplamının en az olmasını istiyor bizden şimdi. Şimdi tabanları pozitif tam sayıydı. Şimdi bunun üstünde kaç var? bir? O zaman sonrakinin üstünü bir yapmayacağım. Bir yapmayacaksam 2'den büyük, 2'den büyük. Burayı ne yaparım? 2'nin karesi yaparım. Burası ne olmuş var, olur arkadaşlar? 4 olmuş olur. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey Hocam 3 yazsak daha küçük olurdu diyenler olacak ama tabanları toplamı en küçük olsun dediği için tabanı en küçük olacak 2'yi yazdım. Dikkat et. Şimdi o zaman bunun üstünde 2 kullandıysam bir sonrakinde üstte 2 kullanamayacağım. Şimdi buradaki sayı kaçtır? 4'tü değil mi? 4'ten büyük bir sayı yapacağım. O zaman burayı hemen 5 yapayım. 5 üzeri 1. Üstünü 2 yapamayacaktım. 1 yapabilirim. O zaman buradaki sayı 5. Beş. Şimdi 5'ten büyük bir sayı yapacağım burayı. 5'ten büyük bir sayı yapacaksam burada nedir arkadaşlar? Şimdi sonraki aşamada hemen 5'ten büyük ne var? 6. 6 üzeri 1'dir ama o. üstü ne olamayacak? 1 olamayacak. O zaman yazamam. 7 üzeri 1 yazamam. 8 yazabilirim. 8 dediğimiz 2 üzeri kaçtır? 3'tür. Gördün mü? Buraya 8 yazdım. Yani burası 8 oldu. O zaman burasını 9 yapmayı sağlasam 3'ün karesi tabanı küçük yaptım bakın. 3'ün karesi 2'den de farklı oldu. Şimdi buraya 10 verebilir miyim? Veririm. 10 üzeri 1 bunun üstü 2 idi. Bakın üstü bundan farklı. Şimdi buraya geldiğim zaman buraya ne vereceğim arkadaşlar? 11 versem olmuyor. 12 versem olmuyor. 13 versem olmuyor. Bakın hepsinin üstü 1 çünkü birden farklı olmam lazım. 14, 15, 16. 16'yı nasıl yazarım? 2 üzeri 4 diye yazarım ve işim biter. Tabanların toplamını istiyor arkadaşlar. 2, 4, 9, 11, 14, 24, 26 sorumun cevabı Bursa. Tamam mı? Güzel bir mantık yürütmesi ama tabii okuduğunu iyi anlaman lazım. Okuduğunu anlamadığında bu soru olur sana işkence. Hadi devam. Aşağıdaki şekilde yatay satırdaki her kutuya solundaki bulunan sayının 3 katı yazılacakmış. Yani 3 ile çarparak gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5 kere 3 ile çarpacağım burayı. Yani 3 üzeri x'i 3 üzeri 5 ile çarptığımda tam buraya gelecek. Yani buradaki sayı nedir o zaman arkadaşlar? 3 üzeri x artı 5'tir. Dikey üstündeki her satırdaki sayı 1 bölü 9 kat alınacaktır. Bak 1 bölü 9 da 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez çarpacağım. Yani 9 x'i 1 bölü 9'un kaçıncı kuvvetiyle çarpacakmışım? 6 ile yine buraya gelecek. İşte bu sayı buradaki sayıya ne olmalı o zaman? 3 üzeri x artı 5'e eşit olmalı. Zaten x'i istiyor. Hadi düzenleme gerisi. Şimdi şurayı 3'ün karesi diye yazdım. 3 üzeri 2x yaptı. Şunun yerine 3 üzeri eksi 2 yaptım. Üssün üssü 3 üzeri eksi 12 yaptı. Eşitmiş 3 üzeri x artı 5'e. Şimdi sol taraftakilerin üstleri toplamları 2x eksi 12 yapıyor. Sağ taraftakilerin üstleri toplamları x artı 5. Şimdi bu x bu tarafa eksi olarak geldi. x eksi 12 artı olarak geçti. x eşittir 17'ye ulaştık. Sorumun cevabı Edirne. Oh, güzel miydi? Güzeldi tabii ki. Hadi sonraki soru. Aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki bir bahçe ve bahçenin kenar uzunlukları verilmiştir diyor. Tamam. Bu bahçenin köşelerine birer ağaç gelecek şekilde kısa kenarlara 25 metre aralıklarla, uzun kenarlara 9 metre aralıklarla ağaç dikilecektir. Toplam kaç tane ağaca ihtiyaç vardır diyor. Evet çok tatlı bir soru. Bakın şimdi dikdörtgen dediği için bir kere şu x, y'yi bulalım. Şu kısa kenarlar birbirlerine ne olmalı eşit. Yani 5 üzeri x artı 3 eşittir. 25 yerine 5'in karesi yazdım. Ne oldu burası? 5 üzeri üstün üstünü kullandığım zaman 2 ile şunu sadeleştirdim. x artı 7 bölü 2 yaptı. Bakın tabanlar eşit olduğu için üstler birbirlerine eşit olacak. İçler dışlar yapıyorum. 2x artı 6 eşittir x artı 7. Onu oraya onu oraya aldığımız zaman x dediğimiz kaç geliyor arkadaşlar buradan 1. x'i buldum. O zaman x yerine 1 yazarsak burası ne kadarmış? 5 üzeri 4 metreymiş. Yine aynı şekilde baktığımız zaman burasıyla uzun kenarlarda birbirlerine eşit olmalı. 9 yerine 3'ün karesi yazıyorum. 3'ün karesinin üstünde ne var arkadaşlar? 4 eksi y bölü 2 var. Eşittir. Burayı 3'ün kübü olarak yazdım. 3 üzeri 3 üzeri 2y artı 2'nin kaçıncı kuvveti var? 3. kuvveti. Hadi üstün üstü özelliğini kullanalım şimdi. Şunu dağıtıyorum. 3 üzeri 8 eksi 2'ler birbirlerini götürdü. Y yaptı burası. Burada bunlar birbirlerini götürdü. 3 üzeri 2y artı 2 oldu. Tabanlar eşit üstler eşit olmalı şimdi. 8 eksi y eşittir. 2y artı 2. Tamam. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa aldığımız zaman 6 eşittir 3Y. 3 y. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde y dediğimizin ne olduğunu bulduk 2. Tamam y yerine de 2 yazalım şimdi bir tanesinde. Mesela şurada y yerine 2 yazdığımızda 3 üzeri 6. Tamam uzun kenarımız ne kadarmış? 3 üzeri 6. Yani şöyle bir bahçe oldu şimdi. Uzun kenarımız 3 üzeri 6. Kısa kenarımız 5 üzeri 4. Şimdi söylenenleri yapalım. Kısa kenarlarına 25 aralıklarla bir kere köşelere ağaç gelecekmiş. Bakın 1 2 3 4 tane diktim. Tamam mı? Köşelerde 4 tane var bir kere. Şimdi şöyle bir çubuğunuz var şimdi. Köşelerine ağacı dikmiş oldum zaten. Bunları saymayacağım. Bu çubuğa 25 aralıklarla şey dikeceğim. Bakın 1 2 şöyle gidecek. Mesela şöyle bir parçanın 2'ye bölerseniz ağacı burada dikerseniz parça sayısının neyi kadardır? 1 eksiği kadar. Tamam. O zaman şimdi 5 üzeri 4'e 25 aralıklarla 25 metre aralıklarla yani 5'in karesi aralıklarla ağaç dikerseniz kaç parça oluşur? Bak bu bölme işlemi parça sayısını verecek. 5'in karesi 25 tane parça olur. O zaman aralara kaç ağaç dikilir? 24 tane. Yalnız aynısından karşı kenarda da var 2 ile çarpacağım. Aynısını şimdi uzun kenar için yapalım. Uzun kenarımız kaçtı? 3 üzeri 6. Kaçlık parçaları ayırıyorum? 9'luk. 3'ün karesi. Buradan 3 üzeri 4 tane parçamız var. 3 üzeri 4 tane parça varsa 81 tane parça varsa aralara dikilen ağaç sayısı bunun bir eksiğidir. 80 tane yalnız karşı kenarı da var 2. O zaman burası 160 yapar. Artık 24'ü 2 ile çarptım 48. Artı 4 tane daha var. Buradan ne geliyor? 108 şey, şey 208 212 sorumuzun cevabı Adana. Üstü denklem var. Yani işlem kalabalığı yok soruda aslında ama birazcık diğerlerine göre zor. Tamam kabul ediyoruz o kadar o kadar olacak. Son testin sonuç sorusu hadi bakalım. Bir lazer kesim cihazı boyutları 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 4 santimetre olan dikdörtgen prizması şeklindeki çeklik devanın bir kısmını şekildeki gibi eş küplere bölecek. Bakın ne yapıyor şu yüksekliği 2 üzeri eksi 1'miş şu genişliği 2 üzeri 4'müş. Şuradaki de Genişliği de 2 üzeri 3'müş. Tamam. Şimdi bölünmeyen kısmın hacmi ne diyor? Çelik levhanın bir kısmı şekildeki gibi eş küplere bölünecek. Bir kere bakın. Eş küp diyorsa şurası 2 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 2'dir değil mi? O zaman burası 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. Yani küpse bir kenarı 1 bölü 2'dir. Diyor ki kısmın hacmi 4 santimetre küp olduğuna göre bu işlem sonucunda kaç tane küp elde edilmiştir? Yani ben bunu bölmüşüm. Burada 4 santimetre küplük bir bölümü bölmemişim. Şu bölünen kısım lazım bana o zaman. Şimdi o zaman bütün hepsinin hacmini bir bulalım. Bütün hepsinin hacmini bulurken uzun kenar, diğer en, boy, yüksekliği ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Bakın bunları çarptığımda hiç kesilmeden önceki hacmi şunu da sadeleştirdim 2. 2 üzeri 6'lık bir hacmim var. Yani hacmim ne kadar? 64 hacmim var. Tamam mı? Hacmim 64. Şimdi ne yapmışız? dörtlüğü hiç parçalamamışız. O zaman 64'lüğün dörtlük kesimini parçalamadıysak kaçlık kesmini parçalamışızdır? 60. Yani 60 santimetre küpü küçük küplere bölmüşüz. Kaç tane küp lazım diye soruyor. Bir tane küpün hacmini bulalım. Bir tane küpün hacmi 1 bölü 2'nin kaçıncı kuvvetidir? Üçüncü kuvvetidir. O zaman bunu 1 bölü 2'nin üçüncü kuvveti nedir? 1 bölü 8'dir. Neye böleceğim? 1 bölü 8'e. Ters çevirip çarptığımız zaman 480 tane olduğunu görürüz. Sorumuzun cevabı Adana. Tamam mı? Büyük bir parçadan bir kısmını kesmemişiz. Kesilen parçadan kaç tane küp olduğunu soruyor bize. Evet geldik son sorumuza. Yine okuduğunu anlama. Beceri temelli bir soru daha. Hadi bakalım. Bir matematik öğretmeni üstü sayılar konusu için bilgisayar oyunu tasarlamıştır. Bu oyunda 4 üzeri 4'lük bir tablonun bazı hücrelerinde bir tam sayının tam sayı kuvvetleri belirmektedir diyor. Tamam. Öğrenci klavyenin sağ yön tuşuna bastığında bir satırdaki sayıların çarpımı o satırdaki en sağda bulunan hücreye yazılmaktadır. Aşağı yönlü tuşuna basıldığında sağ sütundaki sayıların toplamı o sütundaki en alttaki bulunan hücreye yazılmaktadır. Aşağıda oynanmış bir örnek verilmiştir diyor. Bak şimdi diyor ki. Sağ yön tuşuna mı bastın kardeşim diyor. O zaman diyor buradaki sayıları çarpacaksın diyor. 4 nedir? 2'nin karesidir. Çarpı 2 üzeri eksi 1 var. Burada hiç sayı yok bakın. Bir şey yapmıyorum o yüzden. Bir de 2 üzeri 1 var. Bunları çarpınca şunlar götürüyor. 2 üzeri 2 yani sonuç ne yapıyor? 4. Bakın en sağa ne yazılıyor? 4. Bakın buraya bakın. 4 ile 1 var. Ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Aralarda sayı yok. 4. Burada sadece 16 var. Hiçbir şey olmadığı için direkt 16 yazılıyor. Burada sadece 2 var hiçbir şey olmadığı için 2 yazılıyor. Sonra diyor ki, sonra diyor ki aşağı yön ok tuşuna basıldığında diyor, bunların hepsi toplanıyor diyor. Bakın neydi? 16 20 24 26 en alta yazılıyor diyor. Tamam. Şimdi soruyu çözebiliriz artık. Öğretmen bir öğrencinin oynadığı oyunun ekran görüntülerini aşağıdaki gibi öğrencilerine göstermiş ama bazı sayın yerlerine bilmeyenler kullanmıştır diyor. Öğretmen öğrencilerinden tablodaki bilinmeyen sayıların bulmaları istediğine göre m kaçtır diyor. Önce neye basmış? Sağ oka basmış. Burası nedir bir kere? 2 üzeri 6 x'tir değil mi? Sağ oka bastığı için bu satırdakileri çarpıyorum. 2 üzeri eksi 9 var çarpı 8 dediğimiz 2 üzeri 3 bunları çarpmış 2 üzeri 12 elde etmiş. 2 üzeri 12 bir denklem çıktı. Sol taraftakilerin üstlerini topluyorum. Ne yapıyor? 6 x var üstünde. Şunları topladığım zaman eksi 6 var eşitmiş 12'ye. Eksi 6 karşı artı 6 olarak geçtiği zaman 6 x eşittir 18 oldu. Her iki tarafı 6'ya böldüğümde x dediğimiz 3 oldu. Tamam x'in 3 olduğunu buldum. O zaman x eşittir 3 ise şurası ne yaptı? 9. 2'nin karesi 2 üzeri 18 yapacak değil mi? Çarpı ne var yanında? 2 üzeri eksi 5 var. Bunları çarptığım zaman ne yaptı? 2 üzeri 13 yaptı. O zaman a sayımız kaçmış? 2 üzeri 13'müş. Burası tamam Buraya bakalım şimdi. Bunları hepsini ne yapıyorum? Çarpıyorum. Burası nedir? 2'nin karesi eksi 3. 2 üzeri eksi 6. Üstün üstünü kullandım. 16 yerine 2 üzeri 4 yazdım. Bir de ne var? 2 üzeri 12'miz var. Bakın üstleri topladığım zaman şuradan 16, 4'ü gitti. 2 üzeri ne yaptı burası? 10 yaptı. Evet B sayısını buldum. 2 üzeri 10 yaptı. C sayısına baktığımız zaman zaten sadece şu var. Direkt bu geçecek buraya. 2'nin karesi diye düşünürsek C sayısı da 2 üzeri 10 yapar. Şimdi aşağı tuşa basınca bunların hepsi ne yapılıyor? Toplanıyor. Hadi onları bir toplayalım. Ne var? 2 üzeri 12 var. Artı 2 üzeri 13 var. 2 üzeri 10'dan bir tane burada, bir tane burada 2 tane 2 üzeri 10 var. O da ne yapar? 2 üzeri 11 yapar. Tamam. Artı 2 üzeri 11. Şimdi bunları topladığım zaman hepsinde 2 üzeri 11'ler ortak. 2 üzeri 11 parantezini aldığım zaman bundan 1. Bundan 2. Bundan da 2'nin karesi artar değil mi? 2'nin karesi dediğimiz kaçtır? 4. 4, 6, 7. 7 çarpı 2 üzeri 11. Sorunun cevabı olur. Cevap C. Evet arkadaşlar bunu da gömdük geçtik. Üstü sayılar bitti artık köklü sayılara doğru koşar adımlarla koşar adımlarla o hayalin peşinden koştuğumuz gibi gidiyoruz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.